Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 25 TL'ye, tamı tamına 25 TL'ye en iyi öğrenci menüsü 2'yi çekiyoruz. Arkadaşlar, 20 TL versiyonunu çekmiştik biz bu videonun açıkçası. Aynen. Onda annem kazanmıştı. 150 tane yorum gelmişti. Bana 20 gelmişti. Yani büyük üstünlüğüm vardı. Ama bugün arkadaşlar ben de bütçe 25 lira yapacağım bugün. Bugün ben yine her zamanki gibi iddialıyım, iddiamın Evet. da arkasındayım. Bugün ben kazanacağım bunu. Arkadaşlar şimdi 25 TL ile hemen ürünlerimizi alıp gelelim. Marketten artık bakacağım 25'e ne yapabilirim bilmiyorum. Geçenkilerin aynısını yapmayacağız. Geçen mesela ben lahmacun sen hamburger yapmıştın onlar hariç. Yok, şimdi başka menü Farklı bir düşündük. şey Artık arkadaşlar. başka bir şeylere bakacağız. Benim aklımda var bir şeyler yapacağım. Benim aklımda da var. Videomuza geçmeden önce videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben malzemelerimi aldım ama ben çok mutluydum aslında. Ama anneminkileri gördükten sonra birazdan moralim bozuldu. Zaten 12'ni birazdan göreceksiniz. Ben bir tane şöyle dev gibi bir sosis aldım. Tamam mı? 25 liraya bak. Arkadaşlar 10 kişi doyurur bu. Bak şöyle. Fiyatı ne kadar sosisinin? 13 lira. 13. Tamam. Bir de arkadaşlar şöyle mükemmel bir ekmek buldum ama bu çok pahalıydı. 13 lira da buna verdim. Tamam, bu hakiki kumru ekmeği arkadaşlar. He, güzel. 13 ekmeklerin lira buna verdim. Güzelmiş 26. Ama. 1 lira açtım. Ona yapacak bir şey yok. Bu kadar hesaplayamadım arkadaşlar. 25 lira yani ikisini sayalım. 26 tuttu da. 25 liraya bunları aldım. Ne tatlı alabildim ne içecek alabildim. Biraz moralim o yüzden bozuk. Ekmeğin fiyatı benim moralim bozdu arkadaşlar. Anneminkiler yardım iyice moralim bozuldu. Ama mükemmel bir doyurucu yemek çıkaracağım arkadaşlar. Beni seçeceksiniz. Evet arkadaşlar, benim bunlar. Bir tane tavuk döner aldım. Bir tane şöyle tüm ekmek aldım. Hepsini kullanacak mısın ekmeği? Kullanacağım. İkiye böleceğim. İki çeşit döner yapmayı düşünüyorum. Tamam. Bir tane şöyle içecek aldım. Benim param bol bol, hepsine yetti. 25 lira. Oha ya, o çekin boyutu yetti. Ne ya? Bir tane şöyle kocaman arkadaşlar, meyveli kek aldım tatlı olarak. Var ya 3 kişi doyar o kekten ha. Yani şimdi bunu ikiye bölüyorum, videoya geçiyoruz. Süper bir dönerler yapıyorum bakalım arkadaşlar. Bakalım kimin menüsü daha güzel arkadaşlar. Benim aynı de malzemem çok, bir sürü kumru yapacağım size. Arkadaşlar benim şu an ilk işlemim sosislerimi doğramak olacak. Ben bu sosisin hepsini doğrayacağım. Yani içi böyle bos bol olacak. 4 tane kumru yapacağım zaten. 4 ekmeğe anca burası yeter. Anca yeter, evet. Şimdi bak buradan bunu yardık. Sosislerimizi arkadaşlar doğramaya başlayalım. Şöyle yapıyorum. Bunu çok küçük doğramam lazım ki şey olsun. Bence bayağı ince doğra. Bunlar pişince arkadaşlar şişiyor. Aynen şişiyor. Şişince de güzel görünümlü oluyor. Veremem ekmeğin içerisine arkadaşlar. De sığmıyor. Evet arkadaşlar, sosisleri doğradım. Gördüğünüz gibi şu an bu şekilde. Bunu da inşallah dökmem. Ve bu kadar doğradım. 4 tane sosisliğe bence yeter yani. Kumruya yeter arkadaşlar. Bence bu kadar de yeter. Baksana kocaman tahtayı doldurmuş. Bir de bunlar pişince biraz daha fazlalaşacak. Bu kadar kaldı. Bak 5 tane sosisim kaldı yani. O kadar düşünün arkadaşlar. Şimdi bunları hemen bakın buraya geliyorsunuz. Ha şöyle tavamızı bir yağlayalım. Yeter. İlk başta ocağın altını aç. Bence o yağ biraz az oldu. Biraz daha. Koy ocağı aç. Yeterli. He. Ya hurdacı da bu arada gelecek zamanı buldu şu an. Mahalleye hurdacı gelmiş arkadaşlar. Bağırıp duruyor. Çekim saatimizde. Dökeyim bunları yoksa yağ kızınca. Bence o yağ biraz daha koy. Barış çok az oldu. Tamam. Allah. At. Bakın çekim alayım sosisleri. Ellerimizi yıkarız bu arada. Bilgilendirmemizi yapalım. Yeterli o kadar. Yeterli o kadar. Şimdi şu alt üst et Barış, onu karıştır. Sakır Barış. Şunu şöyle piştirelim arkadaşlar yavaş yavaş. Bu şimdi güzel güzel pişsin. Zaten bayağı hızlı pişiyor ama pişmeye başladı şu an. Ekmeklerimi paketinden çıkardım. Hemen şöyle bir açayım. Bunlar zaten kesilmiş olma ihtimali yüksek. Bakalım. Açılmıyor bunlar. Şöyle bıçağınla yine de bir varsa yeri, ayırma yeri, oradan bir bıçak vurabilirsin. Buradan bir dalayım şunu. Bence tam ikiye açma şey olur. Tamam. Dağılır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bir ekmeğimiz şu şekilde şu anda. Arkadaşlar şimdi alıyoruz buradan sosislerimize. Şu arasına boldan boldan ekliyoruz. Nasıl ama? Bir tanesi şu an hazır gördüğünüz gibi. Benim bir tanesi böyle oldu arkadaşlar. Şimdi bayağı da bir dolgun hepsini, olmuş Barış. Aynen, içi de soslu bildiğiniz ketçaplarına sıkma arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini bu şekilde yapacağım.
Benimki hazır evet, arkadaşlar şu an dönerim elimde. Bunu hemen pişireceğim. Hafif de şöyle biraz yağ koyacağım. Bir kaşık alabilir miyim Barış? Evet, şöyle yarım ekmeğimi aldım. İçerisine ben biraz mayonez sıkacağım. Şöyle altına yeşillik koyacağım şöyle. Arkadaşlar bu da güzel ama benimki bence daha iyi. Hangisi daha doğru derseniz bence ikisi de doğru. Seninki iki parça, benimki dört. Ama senin de ekmeğin bence biraz bence benimki büyük. Daha besleyici. Ne alaka? Altına böyle yeşillik salata tarzı şey de koyuyorum ya. Daha güzel. Anne bence salatayla hava atma çünkü para harcamadın salataya. Ekstra ben de evden yani, turşu kullanabilirdim yani. Şu da evde vardı arkadaşlar. Ben böyle bir Hatay sosu yaptım. Evde varmış ya. Evet, dönerlerim pişti. Şimdi bunun içerisine şöyle bolca bir döner atayım. Dönere gel, dönere. Yalnız bol dönerli olacak ha. Aynen, çok bol dönerli. Gerçekten mi? Bence yeter anne. Yeterli. Yeterli. Yerine kalsın. Sosum yanıyor, sosum. Hemen sos çek. Evet. Bugün yine böyle bir panikledim arkadaşlar. Nedense bu mutfakta böyle bir zaman zaman panikliyorum. Yani görünüş açısından çok tatmin edici değil ama benimki gibi lezzeti güzel olur. Şova gel, şova. Lezzete gel, lezzete. Şöyle. Kapat. Kapattık mı? Güzel, güzel. Evet arkadaşlar, menülerimizi pişirdik, hazırladık, önümüze koyduk. Arkadaşlar benim menüm bu şekilde. İçeceğim yok. Yanına su içersiniz benim. Benim her şeyim var. Tatlıma kadar var. İçeceğim şöyle var. Çekim var. Tabii şöyle de bir mis gibi dönerim arkadaşım, ben şimdiden kaybetme psikolojisine girmek istemiyorum. Benimki gayet doyurucu ve gayet lezzetli gözüküyor. Seninki de tamam öyle de. İçeceğimin ve tatlımın olmaması hemen beni geriye düşürtmesin. Barış, sana zahmet şu içeceğimi açabilir misin? Tadım testi yapmak istiyorum da. Bakalım seninki nasılmış? Kaç puan vereceksin kendi yemeğine? Arkadaşlar bu arada sunucu söyleyelim. Kiminkini beğendiniz lütfen yoruma yazın. En son 150-170 yorum mu? 150 mi ne geldi? Yani bana 20 tane, anneme 130 tane gelmişti. Hani bayağı fark vardı, öyle böyle değil. Çok lezzetli. İçeceğin. Ya menü olarak parmaklarımı bile yiyecek durumdayım şu an. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Ben mi tadayım kendiminkini? Tamam, ben şu kekimden de bir kesip tadına benim bakmak kumrum istiyorum. Bu şekilde içe. Gördüğünüz gibi. Benimkinde bir şey yok arkadaşlar. Yok böyle bir lezzet. Seninki nasıl Barış? Cidden lezzetli mi? Olağanüstü. Yarışmaya ben kazandım. Allah Allah. Arkadaşlar siz karar vereceksiniz. Ben şundan bir ısırık daha alayım. Ne yapayım? Tadı damağımda kaldı. İyi galiba. Beğendin sen. Evet, çok beğendim. Evet arkadaşlar, kimin menüsünü beğendiniz? Barış ya da Güneş kazandı diye yorumlara yazabilirsiniz. Barış'ınkini beğendim veya Güneş'inkini Barış beğendim. Barış ya da Güneş diye. Şef. Pardon, yanlış olmasın. Tabii ben şeftim. O şefliğimi unuttum ya. Burada da şeftim ya. Ben de şefim anne. Niye sen de ya? Barış ya da Güneş şef diyorum. Ben diyorsun. Tamam. Şu an ikimiz de zaten şef pozisyonundayız. Hı? Çünkü bu işlemleri yapan insan şef olabilir. O yüzden ikimiz de şefiz. Şeflere bakalım ne puan vereceksiniz. Çok merak ediyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlardan görelim. Şunun abi içecekle tatlı alabilseydim. Şundan izliyor. Tatlı alamadım. Bak, annemin biraz gördüğünüz gibi tatlısı büyük. Benim kekim şöyle kocaman bir kek. Biraz büyük. Yani bu kekte var ya. Hı-hı. 3 kişi bile doyar. Ya bakma. Doyar tabii de, oğlum. Kaç dilim kek var orada. Ağaçlısı var. İçeceğim ya benimki var. Yanında su var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ama. O şekilde. Kendinize ama seninki de çok güzel görünüyor. Yani güzel, hakkını yemeyin. Yani yokmuş. Ya bakar mısınız şuna ya? Dolu dolu yani. Gerçekten güzel. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Yorumlarda bekliyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay.